Edebiyatın kodları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, edebiyatla alakalı sıkıntılarınızı az çok biliyorum. Evet, ezberlemesi kolay bir ders değil. Birçok şair var, birçok bilmesi gereken bilgi var, eser var. Şimdi bunları kodlarla birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan hemen birinci kodumuzu anlatmak istiyorum. Yalnız koduma geçmeden önce sizden bir ricam var. Kanalıma abone olun, kanalımı tavsiye edin ve bu kodları herkes öğrensin. Bir sayısalcı bile edebiyatta çok derin bir çalışma yapmadan netlerini arttırabilsin. Gelsin birinci kodumuz. Evet arkadaşlar birinci kodumuz ekranda gördüğünüz gibi sade sos dök. Evet. Peki buradaki harfler bize neyi anlatacak? Arkadaşlar burada sade sözcüğü aslında kelimenin tamamıyla bize İslam öncesi Türk edebiyatının sadeliğini yalınlığını anlatacak. Evet bu kod aynı zamanda e, tamamen İslam öncesi Türk ile ilgili arkadaşlar. İslam Türk edebiyatında yabancı dillerden uzak bir dil kullanılmıştır. Özbe ve öz Türkçe kullanılmıştır arkadaşlar. Evet hemen geçelim. Ee, sos kelimesindeki birinci sevimiz neyi aklımıza gelecek? Hemen sav sözcüğünün aklımıza gelecek. Sav günümüzdeki atasözler arkadaşlar. Ee, i̇nsanın alacısı içindedir, hayvanın alacası dışındadır atasözü gibi birçok atasözü aslında ta o döneme dayanır. İkinci S ise arkadaşlar sagu kelimesini hatırlatsın. Sagu bize e, neyi hatırlatacak? Ağıtı hatırlatacak. İslam öncesi Türk edebiyatında ölen kişilerin arkasından ağatlar yakılır. Bu şiirlerle, dörtlüklerle yazılır. Ve e, ozanlar kopuz eşliğiyle bunları söylerler. D ise bize destan hatırlatacak arkadaşlar. İslam öncesi Türk edebiyatında destan dörtlüklerle yazılan, hece ölçüsüyle yazılan bir şiir biçimidir. Bir nazım biçimidir arkadaşlar. Toplumu derinden etkileyen olayların sel felaket savaş gibi göç gibi olayların anlatıldığı şiir metnedir. Dökteki K harfi ise bize Koşuk kelimesini hatırlayacak. Koşuk nedir arkadaşlar? Yine dörtlüklerle yazılan şiirlerdir ama bunlar lirik şiirdir. Yani duyguları coşkulu bir şekilde anlatır bize. Hece ile yazılır. Ve İstanbul Öncesi Türk Edebiyatı'nda yarım kafiye kullanılır arkadaşlar. K'de ikinci bir kodumuz var. Onu birazdan söyleyeceğim. Ondan önce O kelimesi bize neyi hatırlatacak? Ozan. Yani İslam Öncesi Türk Edebiyatı'nda ee, Ozan dediğimiz ama bunun yanında... Ozan anlamına gelen kam, baksı, şaman gibi e, sözcükleri kendisinde toplamış e, hekimlik e, veya işte e, büyük söz danışılan kişi e, anlamında veya şair anlamında kullanılan sözcükleri kendisinde toplamış önemli bilgi kişiler var. Bunlar elindeki kopuzlarla yuğ e, törenlerinde, şölenlerde veya sır törenlerinde koşuk sagu sağ söylerlermiş. Evet bu çok önemli bu tür bilgiler arkadaşlar. İslam öncesi Türk edebiyatını bize e, hatırlatan bilgiler ve bununla alakalı sık sık soru gelebilir arkadaşlar. Evet e, son olarak K'mizde ikinci ifade kopuzdur arkadaşlar. Yani K harfinde koşuk ve kopuz hemen aklımıza gelmeli. Kopuz bir çeşit sazdır arkadaşlar. İslam öncesinde o eski Türklerin e, çaldığı bir saz türüdür. Ve bu saz türüyle de e, insanlar o dönemde şiirler söylerlermiş. Evet. Birinci kodumuz bu şekilde. Sade Sos stök Bir kodda gördüğünüz gibi İslam öncesi Türk Edebiyatı üzerine birçok bilgi verdim. Bu bilgileri kullanarak bir sayısalcı bile AYT'de çok güzel netler çıkartabilir. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sevdiklerinize mutlaka tavsiye edin. Bir sonraki kodumuzda görüşmek üzere. Edebiyatın kodları kanalı çok önemli bir vazife yerine getiriyor. Lütfen herkese tavsiye edelim. Görüşmek üzere.